Bir konuda bir anlaşalım. Levent, o kapı sana ait. Kapı açılmayacak, akustiğimiz bozuluyor. İkincisi ne olur? Sizi dinleyeceğim. Bekleyeceğim anlamında söylüyorum. Çünkü burası da konuşmayacak. Vaktinizden bana zaman ayırdığınız için, mekanlarınızdan kalkıp buraya kadar geldiğiniz için ve bana çok faydaları olur. Bunları bir onlarla paylaş deyince ben de zevkle. Aramızda biraz jenerasyon farkı var. Biraz dediğime bakmayın, bayağı bir var. Çünkü ben sizlerden bayağı yaşça ilerideyim ama aynaya bakmadığım için. Sonra ben hikayeme başlayacağım. Ve hikayem esnasında durup sizlere mikrofon göndereceğim. Bana merak ettiğiniz soruları soracaksınız. Tek bir ricam var. Sorular burada yatakhaneye ya da işte mekanınıza geri götürmeyin. Verin bakalım videoyu şimdi, bir izlesin herkes. Sonra da... Evet abi. Ulan nasıl oluyor da borcun 17 milyar oluyor? Yani? Valla ben de anlamadım. Ne yapmışsınız? Tam yerine geldiniz. Anneler... Yok, ben bekleyeceğim. Bir kişi bile konuşsa, bak bir kişi 150 kişi, 200 kişi... Çocuklu bir ailenin en küçükten bir büyüğü. Bizim ailemizde hikaye başlarken gözlerini bir nedenle zaman içinde kaybedecek. Tabii bu hikaye ilk başta böyle kötü görünüyor ama kadın nasıl muhterem bir kadınsa, rahmetli oldu tabii, Allah rahmet eylesin. Okuma yazma bilmeyen bir kadın benden bu ülkeye bu şekilde hizmetler eden, yaşadığım ulan diyorum bu kadıncağızın acısını nasıl alsam? Hemen aklıma bir şey geldi. Hani dedim ya, şimdi kaybetmiş gözünü kaybedince. Dolayısıyla çok da fakir ve zor geçinen bir haldeyiz. İzmek istiyorum. Biz insanlar, şimdi sizler hayatınızın başındasınız, 20'li yaşlardasınız genelde. Onun için böyle bir dostu dinlendiriyorum. Şimdi bu yolculukta... Fikrimin inçen bölümünü... Buyurun siz. Süper! Benim için çok onurlu bir proje arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Kısaca ondan söz etmek isterim. Benim hayat hikayemden yola çıkıyoruz. Gençlerimiz bu genç yaşlarında, hayatın yeni başlangıç dönemlerinde hayata karşı nasıl direnmeleri gerekir? Nasıl daha güçlü olabilirler? Bakış açılarını değiştirdiklerinde acılarını nasıl hafifletebilirler? Bunları konuşuyoruz. İçine birkaç şarkı, birkaç şaka da katıyoruz tabii bunların. Biz yazın da Sayın Bakanımın bu projeye beni katmasıyla çok güzel haftalar yaşadık. Orada 51 il konuk oldu Ankara'da. 11 haftada sanıyorum. Burada da şimdi sanıyorum 13. 14. ili geziyoruz. Bunlar batıda diğer bölgelerde de devam edecek. Benim için çok anlamlı. Özellikle gençlerin bana verdiği bu, ben onlara motivasyona geliyorum ama onlar beni daha çok motive ediyorlar. Dolayısıyla bu başka türlü konserlere veya başka türlü özel gecelere hiç benzemiyor. Bunun yeri apayrı.